Yeter artık. Gerçekten yeter. Parçalanmış çocukların cesetlerinin parçalarını duvarlara yapışmış görmek istemiyoruz. Yani insanız, insanların artık bu kadarı da olmaz dediği her şeyi gördük, izliyoruz, izlemeye devam etmek istemiyoruz. Refah'la olası katliamı konuşuyoruz. İki gün önce Amerika ve işgalci İsrail Refah'ta yapacakları katliam için anlaştılar. Bu daha çok insan ölecek demek, daha çok çocuk ölecek demek. Biz bugün buraya Beykoz sahiline 5000'e yakın parça çocuk eşyası dizdik. Aslında bildiğiniz gibi 15000'e yakın çocuğumuz hayatını kaybetti. Hayatını kendi kendine kaybetmedi. Bunlar öldürüldüler, katledildiler. Bütün dünyanın gözü önünde katil, işgalci İsrail çocuklarımızı öldürüyor. Bu dünyada çocuklar ölüyorsa kimse masum değildir. Kimse ben izleyemiyorum, bakamıyorum deyip gözünü kapatamaz bu vahşete. Buna savaş diyorlar ama bunun adı savaş değil. Çünkü orada öldürülen çocuklar, şehit edilen çocuklar savaşçı değiller. Onlar sivil. %70'ine yakını annelerden ve çocuklardan oluşuyor. Maalesef 200 günden bu tarafa yaşanan bu soykırıma rağmen bir normalleşme var. Bu normalleşmenin de normal olmadığını insanlara hatırlatmak için bugün buradayız. Yeryüzü Çocukları Derneği olarak çocukları ilgilendiren her konuda olduğu gibi bugün de Gazze'deki çocuk katliamına dikkat çekmek için buradayız. Sahil boyu çocuk kıyafeti dizerek aslında çocuk katliamını, çocuk ölümlerini normalleştirmediğimizi, kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve onların yalnızca sayıdan ibaret olmadığını hatırlatmak istedik.